Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Hasan Özer olacak. Hasan Özer ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kendisi son olarak Yeni Malatya Spor'da görev aldı. Hasan Özer bizlerle birlikte olacak. Sonrasında Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay telefon hattımızda olacak. Son konuğumuz da planlamamıza göre son konuğumuz da Cevdet Ünüvar olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Cevdet Ünüvar da Mersin'de yaşıyor. Özellikle de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden sonra birçok sosyal yardım projesinde yer aldı sağ olsun. Futbol camiasındaki arkadaşlarıyla birlikte bunlarla ilgili bilgiler verecek. Bunu belirtelim. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum adreslerimizi. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Fenerbahçe ile ilgili bir özel haberimiz var. Ajans Spor'da da yayınlandı. Altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Fil Dişi Sahile ekibi Sansandra FC'den 18 yaşındaki Marius Tresor Dohu kadrosuna kattı. Oyuncu amatör bir transfer olarak görünüyor. Henüz 18 yaşında olduğu için. Sarı lacivertli takım 2003 doğumlu oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun sözleşmesi 2,5 yıl. Bunu belirtelim. Karagümrük maçını tribünden takip etmişti oyuncu. Bilindiği üzere Fenerbahçe daha önce 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Alangiye, Jobe, Saho ve altyapıda forma giyen Güney Koreli Jin Ho Jo'yu kadrosuna katmıştı. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Ajans Spor'da özel haberimiz yayınlandı. Ajans Spor'dan da haberimizi okuyabilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hatay Spor'da forma giyen Elkabi için Konya Spor'un girişimi var. Hatay Spor Elkabi için ciddi bir kiralama bedeli istiyor. Konya Spor oyuncunun transferi şu anda tıkanmış durumda. Oyuncu ülkesi Fas'a döndü. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından yayınımız devam edecek. Bunu da belirtelim. Şimdi kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz teknik direktör Hasan Özer. Hasan Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim Salim'cim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Şu anda Antalya'dasınız hocam. Antalya'da da çeşitli takımlar kamp yapıyor. Bununla başlayalım isterseniz. Efendim hocam? Dinliyorum Salim'cim. Kamp yapan takımları ziyaret etme imkanı buldunuz mu hocam? Yani daha ziyaret etmeye gidiyoruz. Biliyorsun Antalya zaten kampın merkezi. Hem yurt dışından, yurt içinden takımlar geliyor. Zaman zaman takip ettiğimiz takımlar var. Vaktimiz olduğu sürece değerlendirmeye çalışıyoruz sadece. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Hasan Özer, sohbetimiz devam ediyor. Hasan Hocam, siz Yeni Malatya Spor'da görev almıştınız. Yeni Malatya Spor'da ligden çekilme kararı aldı. Yeni Malatya Spor takımında da vefat eden oyuncu var. Ahmet Eyüp Türkaslan vefat etti yaşanan deprem felaketinde. Ahmet Eyüp Türkaslan'ın ailesiyle görüşme imkanı buldunuz mu?
Sayın Cimahmet Eyüp Türk Aslan bizim 2012'de bir Gaziantep Spor'da çalışırken altyapıda oynayan bir kardeşimizdi. Zaten yetim büyüyen bir çocuk. Hem anneden hem babadan öksüz olan bir kardeşimizdi. Evet. Çok gençken biz onu A takıma çıkarmıştık. Hikmet Karaman'ın hocamızın ekibindeydik o zaman. Ahmet Ziya Yüce hocamız vardı. Adanalı Ahmet Ziya Hoca. O çocuğu beğenip A takıma kazandırmıştı. Türk futboluna kazandırmıştı. Biliyorsunuz ondan sonra Ankara Spor'da değişik kulüplerde Ümraniye'de forma şansı buldu. 28 yaşında bir kardeşimizdi. En son ben Malatyaspor'a gittiğimde oranda kalecisiydi. Biz gittiğimizde bir sakatlık yaşadı. Omuzunda bir kırık yaşadı. Biraz futboldan uzak kalmıştı. Hatta düğününe gittik takım olarak. İlk gittiğimizde yine Malatyaspor'a. Ama bu elim bu felakette, bu afette, depremde kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Onun nezdinde bütün ölmüş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Geri kalanlara sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii çok büyük bir imtihandan geçiyor ülkemiz. Özellikle doğuda yaşadığımız bu büyük felaket ülkemiz adına çok üzüntü verici bir durum. Tabii Ahmet de iyi kardeşlerimizden bir tanesiydi. İyi de bir kaleciydi. Hem düğününde ailesiyle de görüştük, hem öldükten sonra da görüştük. Allah rahmet etsin. Ne diyelim Salim'cim, Allah mekanını cennet etsin. Tabii zor bir süreçten geçiyor ülkemiz. Umarım böyle bir felaketi bir daha ülkemiz, milletimiz yaşamaz. Tek dilemiz, tek temennimiz bu Salim'cim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Hasan Özer, sohbetimiz devam ediyor. Hasan Hocam, gerçekten zor dönemden geçiyor. Özellikle de 10 ilimizde vatandaşlar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Deprem felaketinin olduğu yerler arasındaydı. Malatya'da. Malatya Spor'da ligden çekildi. Hocam, ben bir konuyla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Malatya Spor'dan ayrılan oyuncular oldu. Doğukan emeksiz. Hem Yeni Malatya Spor Kulübü hem de Doğukan açıklamalar yaptı. Siz her iki cepheyi de tanıyorsunuz. Süreçle ilgili yorumunuz nedir? Yani şunu söyleyeyim. Şimdi biz orada çalışırken çok değerli oyuncularla, genç oyuncularla çalıştık. Biliyorsunuz transfer tahtası kapalı olan bir takımdı. Çok zorluklarla orada mücadele ettik. Gittiğimizde 3 puanı olan bir takımdı. Tabi bu çocuklar genç oyuncular. İkinci liglerden, üçüncü liglerden kiralanmış Malatyaspor'un bünyesinde barındırdığı oyunculardı. Yabancı oyuncular gidemediği için işte Donsa olsun, Ali Mali olsun, U19'dan Hacı Osman, Haki Osman olsun, Filip Gameli olsun, geleceği açık yetenekli oyuncular ama tecrübesiz oyuncularla mücadele ettik ve biz ilk devre sonuna kadar 15 puana kadar çıkarmıştık takımı. Takdir edilen, gerçekten herkes tarafından beğenilen bir oyun oynuyorduk. Ama devre arasında yaşadığımız problemler, yaşadığımız sıkıntılar had safhaya çıkmıştı ve ayrılmak zorunda kalmıştık. Çok değerli bir teknik adam Yılmaz Hoca anlaşmıştı orayla. Tabii ondan sonra 4 maçın sonunda 4 puan toplayarak bir de 3 puanın silinmişti biliyorsunuz takımın. 4 puan aldıktan sonra 16 puanla ve ondan sonra yaşadığımız bir deprem felaketi. Ondan sonra tabii ki ligden çekilmesi gayet doğal olan bir takımdı. Çünkü orada futbol oynamanın, futbol konuşmanın bir anlamını kalmadı. Artık orada insanların acıların paylaşma yeri olduğu bir yer haline geldi Malatya. Tabii Malatya sadece Malatya değil, işte Hatay olsun, Osmaniye olsun, Adana olsun, Gaziantep olsun, Maraş olsun, Elbistan olsun, Elazığ olsun, bir sürü şehirlerimiz, insanımız çok büyük sıkıntılar ve problemler yaşadı. Tabii bu oyuncuların ligden çekilmesiyle beraber bu oyuncuların futbol hayatlarını devam ettirmesi adına oyuncuların bir şekilde bir takımlara gitmesi gerekiyordu. Ve nitekim işte o gün Rize'ye gitti. Haki Osman Rize'ye gitti. Cengiz'den yanılmıyorsam Kocaelispor'a kiralandı. Evet. Burak Kavlak Esenler Erok Spor'a gitti. Atakan, evet. Müjde
Fendik Spor'a gitti. Mert Miraç Kuşadası'na gitti. Evet. Ali Maley Spor'la anlaştı. Filip Avukutuzla ile anlaştı. Yani Doğukan Emek'te Manisa ile anlaştı değil mi? Evet, onu... doğru hocam. Yani şimdi Doğukan'ın da genç çocuk tabii hocam. Ki. Çok çok özür diliyorum. Bir virgül koyalım mı hocam? Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşuyor Sayın Bakan. Bir virgül koy tamam. Hocam dinlesek sonrasında arkadaşımız Batıkan arası olur değil mi? Olur olur olur. Çok teşekkür tabii ederim hocam. Kusura bakmayın hocam. İçişleri Bakanımızın konuşmaları daha önemli. Çok, şey çok teşekkür hocam. Ederim hocam. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum konuştu. İki bakanı dinledik. Önemli bilgiler aktardı. Birazdan hattımızda tekrardan Hasan Özer olacak. Hasan Özer ile birlikte Yeni Malatya Sporlu futbolcu Doğukan Emeksiz'i konuşuyorduk. Tam o esnada bakanların konuşmasına kulak verdik. Birazdan Hasan Özer bizlerle birlikte olacak ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müsaitse Hasan Özer bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Az önce aktarmıştım. Fenerbahçe, Fil Dişi Sahil ekibi Sansan Tra FC'den 18 yaşındaki Marius Trasor Dohu kadrosuna kattı. Oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer tipi, sözleşme türü amatör transfer olarak geçiyor. Bunu da belirtelim. Oyuncu duruma göre forma şansı bulacak sevgili dinleyenler. Samandıra'da antrenmanlarına devam ediyor. Bu bilgiyi aktaralım ve şu anda hattımızda konuğumuz teknik direktör Hasan Özer. Hocam hoş geldiniz. Yok. Salim tekrar merhaba. Teşekkür ederim hocam. Hocam Doğukan Emeksiz ile ilgili yorumunuzu ifade etmiştiniz. Doğukan'la ilgili yorumunuz nedir hocam? Oyuncu ve başkan açıklamalarda bulundu. Yeni Malatya Spor cephesinden ve oyuncudan açıklamalar geldi. Ayrılık da haklı mıydı? Yaşanan süreci siz daha net bilen kişisiniz. Yani ben bu süreç yaşandığında orada değildim. Ayrılmıştım ben takımdan. Evet. Ama Doğukan yetenekli bir genç kardeşimiz. Sözleşmesi Arda Şengül var hocam. Arda ile ilgili de açıklama yapalım. Evet. Arda da yine bir genç kardeşimiz var. Çok karakterli, düzgün bir arkadaşımız. Evet. Oradayken takım için iyi mücadele eden iki tane oyuncuydu. İkisi de ilk 11'de oynayan oyunculardı. Her ikisinin de sözleşmesi bu sene bitiyordu. Bu sezon sonunda sözleşmeleri bitiyordu. Evet. Yeni bir sözleşme önerilerini de kabul etmemişlerdi Malatya tarafından gelen yanılmıyorsam. Evet. Bu depremden sonra da 3 aylık bir süreç kaldı ve takımın ligden çekilmesiyle beraber oyuncular haklı olarak bir şekilde futbol hayatlarına devam etmek için kulüpten ayrılma isteğini iletmişler ve ayrılmışlar. Tabii burada yönetimin oyuncularla ilgili yaptığı bir açıklama var. Konu doğruluğu ve yanlışlığını çok fazla konuşmak istemiyorum ama sonuçta oyuncular bir şekilde ligden çekilmiş bir takımdan başka bir takıma gitmesi, sözleşmelerin de bitmiş olması kulüple oyuncular arasındaki bir ilişkili orantılı bir durum. Evet. Oyuncu tarafından baktığınız zaman evet oyuncu haklı gibi görünüyor. Yönetim de tabii ki çok zorlukları yaşayan bir takım. Maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan bir takım. Oyuncuların da takımına sahip çıkması, onların en azından giderken kulübe bir para kazandırması açısından yöneticiler de Yeni Malatya Spor'un Fatih doğrultusunda hareket etmeleri düşününce de onlar da onun penceresinden baktığınızda haklı gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yani sonuçta oyuncular futbol hayatına devam edecekler. Kulüpler hayatına devam edecek. Karşılıklı anlaşarak ayrılmaları çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama ne yazık ki böyle bir ortam oluşmadı. Sonuçta Malatya, Yeni Malatya takımı onların bir daha sözleşme imzalayıp kulübe en azından maddi bir getiri getirmeler açısından ellerinde tutmak istemişlerdi. Ama oyuncuya da bir şey diyemezsiniz. Sözleşmesi biten bir oyuncunun kararına da saygı duymak lazım diye düşünüyorum. Nitekim şu an bakıldığı zaman
oyuncu başka kulüpler transfer oldu. Her iki taraf açısından hayırlı olsun dileklerimi iletebilirim. Ama tabii kolay değil. Yani deprem ortamında verilen kararların ne kadar sağlıklı olduğunu da sorgulamak gerekir. Çünkü herkesin acısı var, herkesin problemi var, herkesin sıkıntıları var. Yani söyleyecek başka bir şey bulamıyorum Salim'cim. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun, başarılar dileklerinden başka söyleyecek bir şeyin açıkçası yok. Hocam şu anda Antalya'dasınız. Kampları takip ediyorsunuz. Çeşitli takımlar Antalya'da kamp yapıyor. Kariyer planlamanızla ilgili değerlendirmeniz nedir hocam? Yeni Malatya Spor'da görev aldınız. Tekrardan bir takımda çalışabilirsiniz. İkinci hakkınız var. Hatta ligden çekilen takımlarda görev alan teknik direktörler için üçüncü hak da tanındı. Üçüncü hak da tanındı. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Hem futbolcular için hem de teknik direktörler için. Kariyer planı nedir hocam Hasan Özer'in? Yani biliyorsunuz Yeni Malatya'da iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii ki futbol hayatımız boyunca, teknik direktörlük hayatımız boyunca hedefimiz her zaman futbola hizmet edecek pozisyonda olmaktı. Yani sonuçta başka bir işimiz yok. Bu işin tozunu yutmuş, çimine basmış, işin alaylısın olarak hem de mekteplisi olarak bu işin içinde var olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu nasip kısmet bu işler biliyorsunuz. Bizi yaptıklarımızı, düşüncelerimizi, projelerimizi gören kulüplerin tabii ki her kulübe sonuçta kapımız açık. Çalışmak istediğimiz tabii ki yukarılar, daha iyi yerler, güzel takımlar, Türk futboluna hizmet edecek bir iyi kariyer sahibi olabilecek bir yerlere gelmek. Tabii ki bunlar çalıştıkça, başarılı oldukça gelen şeyler. Yavaş yavaş elimizden geleni yapacağız. Tabii şimdi psikolojik anlamda baktığınız zaman ülkemizde ciddi sıkıntılar var. Depremden dolayı. Çok fazla bir kariyer de düşündüğümüzde aslında ama her şey nasip kısmet diye bakıyoruz. Ama sonuçta hayatta devam ediyor. Bir şekilde işimizi yapmak zorundayız. Bizim de kariyer planlamasında dediğim gibi yani kısmetimizde ne varsa olacak. Tabii ki çalışmalarımız var, gayretlerimiz var. Biz zaten benden ekip olarak neler yapabildiğimizi de gösterebildik Yeni Malatya Spor takımında. Ama daha da süreklilik, daha da devam edilebilir bir takım olabilirdik. Çünkü gerçekten çok iyi gençlerle, potansiyeli olan gençlerle çalıştık. Çok az imkanlarla güzel şeyler başarmaya çalıştık. Bunun da devamını getirip sonuna kadar gitmek vardı hedefimiz. Ama kısmet olmadı. İşte arada depremde girdi. Yani takımda ligden çekildi. Bekliyoruz Salim'cim şu an. Hayırlı bir nasip olursa Türk futboluna hizmet etmeye, işimizi yapmaya, Türk futboluna gençler kazandırmaya, elimizden gelen ne varsa yapmaya, ülkemiz adına her şeyi yapmaya hazırız. Takip herkes kendi alanında bir şeyler katması gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Hasan Özer. Hasan hocam, siz yerli bir santrafordunuz. Önemli kulüplerde oynadınız. Milli takıma kadar yükseldiniz. Yerli santrafor noktasında ülkemizde son dönemlerde sizin oynadığınız dönemdeki gibi önemli oyuncular yer almıyor. Bunun sebebi nedir? Yetiştiremiyoruz yani. Yani bu eğitimle ilgili, gayretle ilgili, alın teri dökmekle ilgili, çalışmayla ilgili, insana değer vermekle ilgili, oyunculara değer vermekle ilgili, onlara barınma, onlara beslenme, onlara çalıştırma imkanları sunmakla ilgili, yani altyapıyla ilgili her şey, onlara değer vermeyle ilgili daha doğru yapmamız gereken şeyler var. Tabii ki oyuncuların da buna ahlaken hazır olması gerekir. Yaptığı işlerine saygı duymaları gerekir. Hem ahlaken hem de fiziksel olarak, çalışma olarak biraz yetersiz olduğumuzu düşünüyorum. Tabii bunu da kulüpler yetiştirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Her alanda ciddi sıkıntılarımız var. Tabii yabancı oyuncuların artması, onlarla yarışabilecek gücümüzün daha fazla olmaması, bu da oyuncu yetiştirmekte ciddi sıkıntılar yaşadığımızı, bu yüzden yurt dışından oyuncu satın aldığımızı, oyuncu getirdiğimizi mi göstergesi. Her şey eğitimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Doğru eğitimi verdiğim zaman, o ilgi, alakayı gösterdiğim zaman
hani insani değerleri de ortaya koyup ahlaklı, karakterli oyuncuları yetiştirdiğimiz zaman her şeyi yetiştirebiliriz. Ama şu an yapamıyoruz. İnşallah ileriki dönemde bunu başarırız. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Özer. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın hocam. Çok teşekkürler. İyi yayınlar kardeşim. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Özer'di. Şimdi kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda uygun olursa konuğumuz Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınmay olacak. Rıza Hoca ile birlikte Sivas Spor'u konuşacağız. Bilindiği üzere sevgili dinleyenler, belirtelim, Sivas Spor'da UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldı. Çok özür dilerim. Son 16 turuna kaldı. Yarın Sivas Spor'un kura çekimi var. Sivas Spor'un rakipleri belli olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Sivas Spor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri yarın belli oluyor. Şu an hattımızda konuğumuz Rıza Çalınbay. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Hocam isterseniz yarın kura çekimi var. 24 Şubat Cuma günü UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibiniz belli olacak. Son 16 turundasınız. Muhtemelde rakipler de belli hocam. Bu noktada hocam yorumunuz nedir? Şimdi şöyle, bir kere şu anda bu kurada bütün takımlar güçlü. Evet. Çok güçlü takımlar. Onun için de zor maçlarımız olacak. Zaten bizim sıkıntılı bir döneme giriyoruz biz. Şu anda bu ayın 4'ünde lig başlıyor. Ayın 10 gün içinde 3 tane deplasman maçı oynayacağız. Bunlardan bir tanesi Karagümrük. Hemen arkasından Avrupa Kupa maçımız. Hemen arkasından 2 gün sonra da İstanbul Spor'la, tekrar İstanbul'la deplasmanla oynayacağız. Yani çok zor bir süreç bizi bekliyor. Biz de onun için de hazır olmaya çalışıyoruz. Yani fakat arkadaşlarımız var. İnşallah onlar da düzelirse çok iyi bir şekilde girmemiz gerekiyor. Yani. Hocam muhtemel rakipler de Fiorentina, Anderlecht, Poznan, Partizan, Dnipro, Gent, Kluj, Basel, Bodo Glimt, AYK Larnaka, Ludogorets, Braga, Şerif, Lazio, Karadağ, Trabzonspor var. Başakşehir ile Sivas Spor eşleşmeyecek diyor. Hocam duruma göre sizin Trabzonspor'la eşleşme durumunuz var mı? Bence yok. Yani aynı ülkeler olacağını zannetmiyorum. Aynı ülkeler, öyle biliyorum ben. Yani ama diğer takımlar biraz önce de söyledim ya, yani iyi takımlar, çok iyi takımlar. Yani onun için de bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani orada zayıf takım yok. Bütün takımlar evet. Hocam peki Rıza Çalınbay'ın gönlünden geçen hangi takım? Valla benim gönlümden şey geçmiyor, öyle bir takım geçmiyor. Yani kim olursa olsun fark etmiyor. Biraz önce hep aynı şeyi söylüyoruz ama hiç benim birbirinden eksiği yok. Evet. İyi takımlar. Tabii ama İtalya takımları falan daha tehlikeli olabilirler. Yani kimin ne olduğunu tam bilemediğimiz için kesebilemeyiz. Yani ama şimdi bizim kura hemen belli olur olmaz. Hemen biz bir arkadaşımız da İstanbul'da bekliyor. Hemen maçı göreceğiz. Onların hangi takım çıkarsa ilk maçını izlemeye gönderdik. Hani. Hocam ifade ettiğiniz gibi yani bu süreçte önemli maçlar oynayacaksınız. Son 16 turundasınız. Son 16 turunu geçerseniz eğer şayet çeyrek finale adınızı yazdırıyorsunuz. Sonrasında makas daha da daralıyor. Evet. Hocam siz Denizli Spor'da önemli bir başarıya imza atmıştınız. Olimpik Lyon'a karşı oynamıştınız. Denizli Spor'un o dönemini hatırlayanlar bilir. Yine aynı başarı tekrarlanır mı hocam? Çünkü Sivas Spor'la birlikte siz 3 sene üst üste Avrupa'ya giden Anadolu takımlar içerisinde tek teknik direktörsünüz ve başka bir takım da yok Anadolu'dan 3 sene üst üste gitmeyi başarın. Evet, yok. Yani şöyle, biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir sürü takımlar, bir Fransa şampiyonu, Kupa şampiyonu, birisi Lig şampiyonu, Öbürü Sivas'ta
sektörün şampiyonu olamayalım ki. Öyle bir saat yerelendi, korku yerelendi. Bu da zaten biliyorsunuz Avrupa şampiyonu olan bir takım ya. Evet. Hocam transfer yapacak mısınız? Çünkü bir transfer yapacak mısınız hocam peki? Ha, şu anda transfer şu anda yapmayacağız tabii ki. Bir şeyimiz yok. Yani bir transferçim alma ihtimalimiz olabilirdi ama şu anda kapandı. Sadece işimize bakıyoruz yani. Peki hocam, çok merak edilen bir soru. Uğur Çiftçi, normalde kulüpler prensip anlaşmasına da varmıştı. Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferi neden gerçekleşmedi hocam? Şimdi o uzun bir konu ya. Yani şimdi tekrar açmaya gerek yok onları. Yani şu anda olmadı. Biz elimizde Tolbek olmayınca verme şansımız yok yani. O yüzden. Yani o süreçte şey çok konuşuldu hocam. Emre Taşdemir'in Galatasaray'da... Ha işte yani onun gelmemesi veyahut da bizim bir Tolbek bulamamamız. Yani onun dışında bir şey yok yani. Şu anda bir ayrılık söz konusu değil hocam. Zaten o yüzden konferans liginin kadrosunda da değil. Evet. Hocam Türkiye Kupası'nda rakibiniz çeyrek finalde Gaziantep FK'ydı. Evet. Direkt yarı finale mi kalacaksınız hocam? Şimdi zaten yani biz burada üzülüyoruz tabii ki. Keşke oynasaydık. Hiçbir sorun böyle bir şey olunca tabii ki yapacak bir şey yok yani. Ya ben bir şey rica ettim. Şimdi antrenmana çıkmamız gerek. Tamam hocam. Çok var mı bir başka bir şey sorabilirsiniz? Hocam yani çok teşekkür ederim. Çok da uzun tutmayalım hocam. Ben teşekkür ederim. Başka zaman inşallah daha uzun konuşuruz. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Rıza Çalınbay'dı. Rıza Hoca ile birlikte Sivas Spor'u konuştuk. Bilindiği üzere Türkiye Kupası'nda Sivas Spor'un rakibi Gaziantep FK. Gaziantep FK olduğu için de, Gaziantep'likten çekildiği için de Sivas Spor direkt yarı finale adını yazdırıyor. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Gaziantep FK ve Hatay Spor Lig'den çekilme kararı almıştı. Süper Lig'de bu takımlara karşı maç oynayacak kulüpler hükmen kazanmış durumda olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Federasyonun aldığı karar bu şekilde. Birazdan hattımızda konuğumuz Erzurum Spor Başkanı Ahmet Dal olacak. Erzurum Spor Başkanı Ahmet Dal'la da Erzurum Spor'u konuşacağız. Erzurum Spor'da da bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Muzaffer Bilazer'le yollara ayrılmıştı. Yerine Hakan Kutlu geldi. Bu bilgiyi de aktaralım sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz şu anda Ahmet Dal. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar Salim Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederim. Ahmet Bey, bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Malum deprem felaketi nedeniyle de çok fazla gündeme de gelmedi. Muzaffer Hoca ile yollara ayrıldı. Yerine Hakan Kutlu geldi. Hakan Hoca için de sizin için de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim. Bu süreç nasıl gelişti? Öncelikle Salim Bey, tabii şu anda ülkemiz olağanüstü bir felaketle karşı karşıya. Biz gerçekten kendi işimiz futbol, biliyorsunuz bu bir temaşa, bu bir oyun. Yani insanların yaşamış oldukları o sıkıntıları, depremin o yıkıcı etkisini, işte kayıplarımızı vesaireyi gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman hafızamızdan çıkmıyor ve hiçbir şekilde konsantre olamıyoruz işimize. Sonuçta bu bir afet. Allah tez zamanda yaralarımızı sarmayı nasip etsin. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim spor dünyasını da çok fazlasıyla etkiledi. Hatay sporlu futbolcu kardeşimiz, sportif direktörümüz, birçok kaybımız oldu. Ben tabii defalarca bu yayınlarda sizi dile getiriyorsunuz. Bir kez daha kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha ne ülkemizi ne insanlığı böyle bir afetle sınamasın. Bu tabii çok büyük bir afet. Biz olayın farkında değiliz. Belki 100 yıl sonra bile konuşulabilecek olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Her zaman da yaralarımızı saralım diyelim. Tabii ki bu hayatın
artık zor aktığı bir dönemde futbolu konuşmak, sporu konuşmak kolay değil. Sizin de işiniz çok zor. Bizim de işimiz çok zor. Futbolu yönetenlerin, sporu yönetenlerin, işin o boyutunda olanların da işi çok zor. Bir şekilde yaralarımızı saracağız. Döneceğiz, tekrar işlerimize odaklanacağız. Biz de tabii depremden bir gün önce böyle bir karar verdik. Geçtiğimiz sezon daha önce de kulübümüzde, Erzurumspor kulübünde futbol oynamış, Erzurumspor'un Süper Lig'de olduğu dönemde gerçekten iyi bir performans sergilemiş, Erzurumspor'dan ayrıldıktan sonra Erzurumspor'a para da kazandırmış bir futbolcu olarak tekrar aramıza geldi. Çok kısa bir teknik direktörlük dönemi yaşamıştı. Daha sonra Süper Lig'e çıktık. Tekrar düştükten sonra sezon başında sportif direktör olarak geldi. Takımın kurgulanmasında önemli payı var Muzaffer hocamızın o dönem, geçen sene. Tabii sezon sonunda playoff'ları onunla devam ettik teknik direktör olarak. Bu sene de onunla başladık. Ligin ilk yarısını onunla tamamladık. İkinci yarıda da oynamış olduğumuz işte Samsun maçı, Pendik maçı, Göztepe maçı, sonrasında işte Tuzla maçı hocamızla devam ettik. Ama tabii zaman zaman istemediğimiz, beklemediğimiz skorlar alınca işte camiadan da bu yönde bir talep var sürekli. Hoca baskı altında. Biz de yönetim olarak hocamızla oturuyoruz, konuşuyoruz. En doğrusuna karar vermeye çalışıyoruz. Aslında ben teknik direktör konusunda belli bir karar verdikten sonra istikrardan yana tavır almak gerektiğini düşünenlerdenim. Biz de bu anlamda böyle bir tavır aldık. Böyle bir yol, rota çizdik. Ama zaman zaman sizin de istemediğiniz, işte hocanızın da istemediği şartların sizi getirdiği bir nokta oluyor. O noktada oturduk hocamızla. Gayet güzel. Anlaştık, konuştuk. Kendisine teşekkür ettik. O bize teşekkür etti. Beraber yemek yedik, sarıldık. Yollarımız ayrıldı. Tabii daha önce birkaç defa, son 3 yıldan bahsediyorum, Hakan Kutlu ismi Erzurumspor'un gündemine gelmişti. Evet. Ama şartlar oluşmadı. Doğru zaman bu zamanmış diye düşünüyorum. Biz de hocamızla bir telefon görüşmesi yaptık ki hani çok hızlı karar vermemiz gereken bir süreç. Bir an önce takımın tekrar ayağa kalkması gerekiyor. Çünkü geçen sene playoff oynayan, ondan önceki sene Süper Lig'de olan bir takım bu sene transfer yasağı sebebiyle ligden düşmemeye oynuyor. Evet. Daha da olumsuz bir tablo olmasın diye bir an önce karar vermemiz gerekiyor. Bu anlamda hocamızla anlaştık. Hocamız hemen tabii deprem sebebiyle bir iki gün gecikmeli de olsa geldi. Biz anlaşmamızı yaptık. Bir tören vesaire gibi bir şey yapmadık. Çünkü malum deprem hadisesi. Daha sonra hemen federasyonun kararını bekledik. Liglerin ertelenme kararı çıktıktan sonra takımımızı Antalya'ya kampa gönderdik. Erzurum'un şu anda havanın da soğuk olması, işte bu yönde hani Erzurum'da kalmaktansa Antalya'da bu dönemi böyle bir kampla geçirmek, sezon başı hazırlık kampı gibi geçirmek istedik. Takımımız toplandı. İşte gayet de iyi çalışıyorlar. Ben de dün Antalya'da takımı ziyaret ettim. Hazırlık maçı oynadı. Serik Belediyespor'la 2-0 kazandı Erzurumspor. Evet. O maçı izledim. Yani Erzurumspor'umuz için hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra kalan maçlarda da bize ihtiyacımız olan galibiyetleri alır. Ligi iyi bir yerde bitiririz diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ahmet Dal, Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı. Ahmet Bey, Hakan Kutlu tercihinden bahsettiniz. Transfer yasağı söz konusu. Transfer yasağı tamamıyla ne zaman kalkacak? Şimdi Salim'le şöyle söyleyeyim. Yani biz tabii bu konuyu yaklaşık 1,5 sezondur konuşuyoruz sürekli. Evet. Bizim transfer yasağı sebebimiz, rakamın bu kadar yüksek olması ki 80 milyon, 4 milyon euro. Evet. Şimdi eurodaki kur artışı, yani bende transfer yasağına sebep olan oyunculardan öylesi var ki euro 7 lirayken 8 lirayken anlaşma yapılmış oyuncuyla. Evet. Tabii ki euronun bir anda hiç beklemediğimiz, yani 2 yılda 3 yılda 2 katına 3 katına çıkması o bizi gerçekten çok yordu, çok zorladı. Şimdi bir tarafta mevcut takımın ödemelerini yapmak, mevcut takımı ayakta tutmak, onu sahaya çıkarmak gerekirken
Bir yandan da eski oyuncuların bakiyeleri var. Onlarla ilgili bir karar almanız gerekiyor. Bir aksiyon almanız gerekiyor. Evet. Geçen sene biz çok şükür yani playoff oynadık çıkamadık ama yani çok şükür çok büyük ekonomik problemler yaşamadık takım içerisinde. Maaşlarımızı zamanında yatırdık, primlerimizi zamanında ödedik. Biz de diğer kulüplere nazaran bizim deplasman giderlerimiz daha fazla. Yıllık ben en az 6-7 milyona yakın alttan ısıtma giderim var. Bu antrenman sahası, stat değil, karıştırmıyor. Erzurum'a oyuncuyu getirdiğiniz zaman diğer şehirlere 1 liraya gidiyorsa size 2 liraya geliyor. Vesaire. İşte artık eskisi kadar, bakın geçen sene 15 milyona yakındı birincilik gelirleri. Bu sene 9 milyona kadar düştü. Yayın gelirlerini biliyorsunuz. Bütün kulüpleri etkiledi. Ekonominin durumu ortada. Yani çok fazla bu konuları böyle detaylı anlatmayalım. Temcit pilavı gibi. Herkes biliyor aslında neyin ne olduğunu. Evet. Bütün bu ekonomik sorunların, sıkıntıların, problemlerin hepsinin yansımasını biz de yaşadık ama yani total takımın borcu zaten bu transfer yasağının üstüne bir 30-40 milyon daha koyduğunuz zaman komple kulübün borcu bu kadar. Yani aslında birincilikte mücadele eden, son 6-7 senesinde iki defa Süper Lig'de mücadele etmiş ki nasıl düştüğümüzü biliyorsunuz. Bir takımın bugün yani bu borç aslında çok büyük bir borç değil ama gelirler sınırlı ve sıkıntılı olduğu için bu borç dağ gibi bir borç olarak duruyor bizde. Biz geçen sene de mevcut oyuncularımıza ki buradan hepsine teşekkür ediyorum. Geldiler. Burada top oynadılar. Alacakları onların. Ama özellikle bu kur artışından dolayı biraz tabii rakam yüksek. Bizi de etkiliyor. Bu parayı ödemek ya. Ben 80 milyon bir sezona harcayacağım para. O 80 milyon bütün yabancılara, daha doğrusu yasaklara olan borcumuz. Yani bir sezonluk maliyet neredeyse. Ama bunun aşılması gerekiyor. Bunun çözülmesi gerekiyor. Bu kulübün ayakta kalması için. Zaman zaman Erzurumlu büyüklerimize, işte iş adamlarımıza, STK'larımıza, Erzurum'la ilgilenen, Erzurum sporu seven, takip eden herkese bu çağrıyı yapıyoruz. Sonuçta Anadolu kulüplerinin ayakta kalması gerekiyor. Zaman zaman destekler de alıyoruz ama yani onlar transfer yasağını açmaya yönelik bir destek değil. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii ki yani diğer Anadolu kulüplerinin durumlarını hepimiz biliyoruz. Yani burada aslında temel problem bir ekonomik yapılanma içerisine girmek. Sadece bizim kulüplerimiz değil. Harcamaların kontrol altına alınması, para nereden geliyor, nereye gidiyor, nasıl harcanıyor, yani futbola aktarılan para nasıl, kulüplerin gelirlerini arttırmak için neler yapabiliriz ki ben federasyon başkanımıza ve yönetimine gerçekten hani geldikleri günden beri kulüplerin ekonomik durumlarına katkı sağlayacak çalışmalar yapıyorlar. Yani ama tabii geçmişten gelen bir sancı var, bir sıkıntı var. Bu sadece Erzurumspor'un konusu değil, Türk futbolunun aslında bir sorunu. Zaman zaman bunu federasyonumuzla yaptığımız toplantılarda da konuşuyoruz. Yani biraz daha tekrar özele dönecek olursam, başa dönecek olursam, Erzurumspor'a dönecek olursam, bizim transfer yasağına mani dosyalardaki oyuncularımızla temasımız ve iletişimimiz sürekli var. Onlardan biz rakamlar konusunda sürekli işte iletişimde olduğumuz için hani bir kolaylık sağlarlarsa peyderpey böyle birer birer ikişer ikişer toparlayıp temizleyip pırıl pırıl borçlarından arınmış tekrar Süper Lig hedefi koymuş bir takım olmak istiyoruz. Ama bize yardımcı olmaları gerekiyor onların da. Ha biz bugün benim banka borcum 15 milyon. Bizim başka kulüpler gibi yaklaşık 500-600 milyon, 1 milyar banka borcumuz yok. Bizim var yok, bütün oyuncular yabancı oyunculara borcumuz var. Bunlar da geçmişte bizde top oynamış oyuncular. Yani ben de gider bankaya kredi çekerim ki yani bunu yapabiliriz hepimiz. Ama bu ülke ekonomisi için doğru bir şey değil ki kulüpler ödeyemiyorlar zaten bu paraları. Zaten eskisi kadar bir işte yayın geliri ve spor toto gelirleri de yok. Onu da biliyorsunuz. Dolayısıyla biz şu anda transfer yasağını kaldırma noktasında şu anda somut bir şey söyleyememekle beraber sürekli iletişimde olduğumuzu ve kaldırma adına, transferi açma adına, borçları ödeme adına her an hazırız. Her an konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz ama şu an somut bir şey söylemem doğru değil. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ahmet Bey, çok çok sağ olun. Bir konu daha var. Bu takımların çekilmesi vesaire. Bu evet. Konu da tabii yine konuşmamın başında şunu söyledim.
çok vaktinizi almadan federasyonun bu dönemde yapması gereken, daha doğrusu en zor görevlerinin zorluğunu yaşayan önemli kurumlarından bir tanesi şu anda federasyon. Çünkü bir yandan hayatı devam ettirme şeyleri var. İşte insanlar normale dönsünler, bir an önce bu yaraları saralım vesaire. Evet. Orada alınan her karar sorgulanmaya açık, eleştirilmeye açık. Onların da işinin zor olduğunu düşünüyorum. Evet. Biliyorum. Biz de paydaş olmaya çalışıyoruz. Katkı sağlamaya çalışıyoruz kulüpler olarak. Tabii ki depremden etkilenen kulüplerimizin bu yöndeki o hasarların en aza indirilmesinde biz de katkı sağlayalım. Bize de ne düşüyorsa onu yapalım diyorum ama burada komple Türk futbolu ile ilgili önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olumsuzluklara ve haksızlıklara karşı da alınacak her kararın arkasındayız. Tüm kulüplerin bu süreci böyle çok fazla etkilenmeden atlatmasını temenni ediyorum. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Daldı. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün Perşembe günleri 13-14 arasında Radyo Spor'da TOF Fakültesi programında Fatih Cumhur Sarıkan ve Doktor Tamer Sözen sizlerle birlikte oluyor. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor!